7. Ertesi gün Agafya Matveyevna Oblomov'un kendine hiçbir borcu olmadığını yazıp imzaladı. Stoltz hemen bu kağıtla kardeşine gitti. Ivan Matveyevi çafalladı. Senedi çıkardığı sahilin titrek başparmağı ile Oblomov'un tasdikli imzasını gösterdi. ''Kanuna uygun.'' dedi. ''Benim bu işlerle bir ilgim yok. Ben kız kardeşimin menfaatlerini koruyorum. İlya için ona ne borcu olduğundan haberim yok.'' Stolz çıkıp giderken gözdağı verdi. ''Bu iş yanınıza kalmaz, görürsünüz.'' İvan Matveyeviç ellerini ceketinin kolları içine saklayarak ''Bu iş tamamıyla yasaldır, hem zaten benim de bu işlerle bir ilgim yok.'' dedi. Ertesi gün Ivan Matveyeviç daireye gider gitmez bir hademe genel müdürün acele kendisini çağırdığını söyledi. Bütün memurlar ürktü. ''Genel müdür mü?'' dediler. ''Niçin, ne oluyor?'' Bir dosya mı istiyor acaba? Hangi dosyayı? Hadi çabuk çabuk kağıtlar düzeltilsin, listeler çıkartılsın. Çabuk nedir acaba? Akşam üzeri Ivan Matveyeviç lokantaya bitkin bir halde geldi. Tarantiev saatlerdir onu bekliyordu. Ne oldu yahu? Ne mi oldu? Bil bakalım ne oldu? Sona küfür mü etti? Ivan Matveyeviç Tarantiev'e çıkışarak küfür mü? Dayak atsa daha iyi ederdi dedi. Sen yaman bir adammışsın doğrusu. Bana bu Alman'ın kim olduğunu söylemek yok muydu? Dedim ya açık gözün biri. Açık gözün biri. Lafa bak. Sanki hiç açık göz görmedik. Bana nüfuzlu bir adam olduğunu niçin söylemedin? Seninle ben nasılsak o da genel müdürle öyle. Bunu bilseydim onunla böyle işlere girer miydim? Ama iş tamamıyla kanuna uygun. Tamamıyla kanuna uygun. Sen git de bunu orada söyle. Genel müdür bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Sen bir dolandırıcı ile beraber Oblomov'a içki içirip kız kardeşinin adına bir senet imzalatmışsın, doğru mu? dedi. Bir dolandırıcı ile beraber dedi mi sahi? Evet, dedi. Kim olabilir bu dolandırıcı? Sen tanımazsın herhalde. Sakın sen olmayasın. Benim adım bu işe nasıl karıştı? Git Almanla senin Oblomov'una sor. Herif her şeyi çakmış. Peki ama birader sen başka birinin adını verseydin, benim bu işe karışmadığımı söyleseydin, Öyle ya sen bir azizsin tabii. Sen hiç böyle işlere karışır mısın? Genel müdür bir dolandırıcı ile birlikte deyince sen ne cevap verdin? Bu sözü için herifi Tonga'ya bastırabilirdin. Tonga'ya bastırabilirmişim. Sen bir dene bakalım. Bir şeyler söylemek isterdim. Yalan efendimiz iftira ediyorlar. Benim obla obla falan hiçbir ilgim yok. Bunlar Tarantiyev'in işleri diyecektim ama dilim tutuldu. Ayaklarına kapanmaktan başka bir şey yapamadım. Peki ne olacak? Seni mahkemeye mi verecekler yani? Benim hiçbir ilgim yok bu işte biliyorsun. Senin durumun... ilgisi yokmuş. Daha neler neler. Yo dostum bu işte yanarsak benden önce sen yanarsın. Oblomova içki içiren kimdi? Onu kim korkuttu? Ama bunu bana sen yaptırdın. Sen bunadın mı? Tanrı aşkına. Benim bu işlerden hiç haberim yok. Seninki nankörlük doğrusu. Sayemde bunca paralar kazandın. Benim aldığım sadece 300 ruble. Ya bütün sorumluluğu ben yükleneyim değil mi? Amma da açık gözsün. Hayır. Asıl benim bir şeyden haberim yok. Kız kardeşim bana senedi tasdik ettirmemi söyledi. Kendisi kadın olduğu için bu işleri beceremiyordu. Sen bir de orti şahit oldunuz. Sorumlu olan sizsiniz. Bari git kız kardeşinle konuş. Kardeşinin başına iş açmak istemez elbet. Kardeşim sersemin biri. Onunla ne yapılabilir? Ne söylüyor? Ne söyleyecek ağlayıp duruyor. İlya il için bana borcu yok diyor. 10 para vermedim diyor. Başka da bir şey demiyor. Ama sende bir senedi var. Bu işte sen bir şey kaybetmiyorsun. Al. Al sana hediyem olsun istersen. Ondan ne alabilirim? Evi sebze bahçesini mi? Bin ruble bile etmez. Ev zaten parça parça dökülüp gidiyor. Hem sonra ben o kadar aşağılık bir adam mıyım? Kardeşim çocuklarıyla gidip dilensin mi?'' Demek bizi mahkemeye verecekler. Bu işten ucuz kurtulsak bari. Artık bana yardım edersin kardeş. Ne mahkemesi? Yok öyle şey. Genel müdür sizi şehirden kovduracağım dedi. Fakat Alman bırakmadı. Oblomov'un adı bu işlere karışmasın dedi. İyi öyleyse. Aman ferahladım. Hadi bir şeyler içelim. Ne içmesi? Kimin cebinden? Senden herhalde. Ne diye senden içmiyoruz? Bugün de bir yerden yedi ruble kıvırmışsındır. Ne kıvırması? Bana olan oldu. Daha genel müdürümüzün söylediklerini bitirmedim. Tarantiyev tekrar telaşlandı. Ne var? Ne söyledi başka? İstifanı ver dedi. Deme yahu. Dur ben gider o oblomova gösteririm. Öyle bir küfür ederim ki. Zaten senin işin gücün küfür. Başka bir şey yaptığın yok. Yo ne dersen de. Herife iyi bir küfür etmeliyim. Ama dur belki haklısın. Biraz daha sabretmeli. Bak aklıma ne geliyor. Dinle. Nedir yine? Söyle bakalım.'' Mükemmel bir iş yapılabilir ama senin orada oturma işin çok fena. Niçin? Niçin mi? Kız kardeşinle Oblomov'un mercimeği fırına verecekleri bir zamanı gözetleyip şahitleri de getirdin mi tamam. Artık Alman da bir şey yapamaz. Şimdi artık memur falan değilsin. Aleyhine dava açarsın. Kanun senden yana olur. O zaman Alman da korkar. Seninle anlaşmaya bakar. Evet belki öyle bir şey yapabilirim. İyi buluşlarım var. Ama uygulamaya gelince boş çıkıyor. Zatiyorti de öyle. Ama ben çaresini bulurum. Sen dur hele. Benim aşçıyı onları mutfağa gönderirim. Anisye ile ahbap olur. Olan biteni anlar. Sonra... Gel, içelim şimdi. Hadi içelim. Sonra ben Oblomov'a gideyim. Stoltz, Oblomov'u köye götürmeye çalıştı. Fakat Oblomov bir ay daha kalmak için o kadar yalvardı ki Stoltz acıdı. Oblomov bu ay içinde işlerini düzeltecek, evi başkasına devredecek, Petersburg'daki bütün takıntılarını söküp atacak, böylece bir daha dönmesine gerek kalmayacaktı. Zaten yapılacak ev için eşya alması da gerekiyordu. Evin işlerine bakacak Agafya Matveyevna gibi birisini bulmak da istiyordu. Onu kandırıp götüreceğini umuyordu. Evini satıp gelir, orada kendisine layık ev işleri bulur, diyordu. Stolt sözünü keserek sordu. Bu ev sahibi konusunda sana bir şey sormak istiyorum Ilya. Onunla senin aranda ne var? Oblomov kıpkırmızı oldu. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi anlıyorsun. Yoksa böyle kızarmazdın. Bana bak İlya, seni uyarmak işe yararsa dostluğumuz adına senden ihtiyatlı olmanı rica edeceğim. Niçin, neden bahsediyorsun? Ondan öyle ateşli ateşli söz ediyorsun ki onu... Oblomov zoraki bir gülüşle... Sevdiğimi sanıyorsun, öyle mi? Daha da neler, dedi. O zaman daha fena. Bu işte sevgi yok da sadece... Andrei, sen benim hiç ahlaksızlık ettiğimi gördün mü? O halde niçin kızardın? Sen öyle bir şey düşündüğün için, Stolz şüpheyle başını salladı. Dikkat et, ayağın kayar kuyuya düşersen İlya. Böyle kültürsüz bir kadın, bu renksiz hayat, bu bayağı, bu anlamsız çevre. Of. Oblomov bir şey söylemedi. Peki, Allah asmarladık. Olgaya seni yakında bizde ya da Oblomov göreceğimizi söyleyeceğim. Unutma, seni dünyada rahat bırakmaz. Muhakkak, muhakkak. Söyle izin verirse kışı sizinle geçiririm. Ne iyi olur? Stolz o gün gitti. Akşamüstü Tarantiev geldi. Oblomov'a küfrü basmak için sabırsızlanıyordu. Ama Tarantiev düşünemiyordu ki Oblomov İlyinskilerle düşe kalka onun gibilerle anlaşmak alışkanlığını yitirmiş, kabalığı, hayasızlığı, uyuşuk bir hoşgörüyle değil nefretle karşılamaya başlamıştı. Oblomov daha yazlıkta görüştükleri zaman değişmişti. Ama Tarantiev çok seyrek geldiği zaman hep başkaları da bulunduğu için aralarında tatsız çatışmalar olmamıştı. Tarantiev elini uzatarak kötü bir bakışla ''Merhaba hemşeri'' dedi. Oblomov pencereden dışarı bakarak soğuk soğuk ''Merhaba'' dedi. ''Veli nimetin gitti değil mi?'' ''Evet gitti. Ne olacak?'' ''Yaman veli nimet doğrusu.'' ''Beğenemedin mi?'' Nasıl beğenmem? Elimde olsa asarım. Yok canım. Seninle beraber aynı ağaca. Niçin? Çünkü namuslu olmak zorundasın. İnsanın borcu oldu mu öder. Kaçmak yapmaya kalkmaz. Sen yaptığını beğendin mi? Bana bak Mihay Andreevich. Rica ederim bu numaraları bırak. Tembelliğimden, kalenderliğimden yıllarca seni dinledim. Biraz vicdanın vardır sanıyordum. Yokmuş. Sen ve aşağılık arkadaşım beni aldattınız. Hanginiz daha fenasınız bilmem. Ama ikinizden iğreniyorum. Dostum geldi de beni düştüğüm dolaptan kurtardı. Dostunu sevsinler. Nişanlını da elinden almış. Senin çiftliğini de soyduğundan haberim var. Aman neveli nimet. Senin sersemlikte eşin yok iki gözüm. Lütfen bu iltifatları kes. Hayır kesmeyeceğim. Benden ne kötülük gördün nankör. Seni buraya yerleştirdim. Sana elmas gibi bir kadın buldum. Seni rahatlığa kavuşturdum. Sana bunca faydalar sağladım. Bir de bana dirsek çeviriyorsun ha? Bir Alman vesayeti altına giriyorsun. Senin çiftliğini kiralıyor, sen dur hele, daha çok soyacak seni. Sana hisse senetleri bile satacak, bak görürsün. Seni sokaklarda dilendirecek. Enayilik ediyorsun diyorum sana. Hayvanın birisin sen, nankör bir hayvan. Oblomov tehditle, Tarantiev diye bağırdı. Ne bağırıyorsun be? Bağıracak olan asıl benim. Bütün dünyaya senin bir budala, bir hayvan olduğunu duyuracağım. İvan Matveyevich'le ben sana iyilik ettik, işlerine baktık. Sana köle gibi hizmet ettik. Her arzunu yerine getirmek istedik. Sen tutun adamcağızı amirlerine jurnal ettin. Onu işinden ekmeğinden ettin. Ayıp şey, çirkin şey bu senin yaptığın. Gelirinin yarısını ona vermelisin. Hadi bari onun adına bir senet yaz da ver. Şimdi sarhoş filan değilsin. Aklın başında. Hadi ver diyorum sana. Yoksa çıkmam buradan. Ev sahibiyle Anisya kapıdan görünerek Ne bağırıyorsunuz böyle Mihay Andriyevich? Dediler. Yoldan geçen iki adam durmuş sizi dinliyor. Tarantiev bağırdı. Bağıracağım işte. Burayı aleme rezil edeceğim. Sen tut bir Alman serserisine soydur kendini. Üstelik herif metresini de... Odanın içinde bir şamar sesi çınladı. Oblomov'dan yüzüne bu şamarı yiyen Tarantiev derhal kendine geldi. Bir iskemleye düştü. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Elini yüzüne götürdü. Sap sarı kesilmiş, nefesi durmuş bir halde... ''Bu ne demek?'' dedi. ''Ne oluyor? Ne demek?'' Bana hakaret öyle mi? Bunun hesabını sorarım sana. Derhal valiye şikayet edeceğim. Gördünüz değil mi? İki kadın hemen "Biz bir şey görmedik." dediler. Ya, demek bana tuzak kurdunuz. Burası soyguncu yatağı, eşkıya sürüsü. Toplanmışlar adam öldürecekler. Oblomov öfkeden sapsarı kesilmiş, titreyerek, "Defol buradan dolandırıcı herif. Hemen git buradan yoksa seni bir köpek gibi gebertirim." dedi. Etrafında bir sopa aradı. Tarantiev bağırıyordu. ''Katil var, imdat, adam öldürüyorlar, can kurtaran yok mu?'' Oblamov Zahar'ı çağırdı. ''Zahar, bu aşağılık herifi at dışarı, bir daha da buraya ayak bastırma.'' Zahar parmağını uzatarak ''Hadi gel bakalım, bak şurada haç var, şurada da kapı.'' ''Ben senin evine gelmedim, dostlarımın evine geldim.'' Agafya Matveyevna ''Teşekkür ederiz, sizi istemiyoruz Mihay Andreevich.'' dedi. Bana değil kardeşime geliyordunuz. Sizi günahım kadar sevmem. Gelip burada yiyip içiyorsunuz, üstelik bir de yaygara koparıyorsunuz. Ya demek böyle konuşuyorsunuz bayan. Çok güzel. Kardeşin gelir sana anlatır dünyanın kaç bucak olduğunu. Bu hakaret senin de yanına kalmaz. Şapkam nerede? Tanrı belanızı versin. Haydutlar, soyguncular. Ben size gösteririm. Köpek zincirini kopartacak gibi dört yana sıçrayıp havlıyordu. O günden sonra Tarantiev ile Oblomov bir daha birbirlerini görmediler.